geldin. Hoş buldum Öykü Hanım. Nereye gidiyorsun? Ben takı tasarımcısıyım. Tasarlaya bitiremedin hemen. Evet. İşte takı tasarımcısı olan arkadaşlarımızla biz işte takılar yapmışız. Onlar işte satışları çok güzel olmuş. Onlarla böyle özel bir gece kutlama yapacağız. Öyle. Onda ne var? Bunda da takım var, yine inciler. Ha, gel bakalım. Ayşegül. Hemen dikkatimi çekiyor. Mesela sen hani çok artık farklı giymeye başladın. Ama farklı giymeye başlamadan önce abiye giyiyordun. Şimdi cumaları abiye giymiyorsun. O bana bir enteresan gelmeye başladı artık. Yani yani şu an mesela hafta içi gelsen çok çok şıksın. Gerçekten şıksın ama hani hafta sonu herkes abiye modeli bulmakta zorlanıyor. İşte yürümekte herkes birbirine rica ediyor. İşte bekleyin, yavaş yürüyelim, kuyruklara takılmayalım. Ya ama sende hiç böyle bir şey doğru diyorum yani, tamam, bir zahmet. Ama ben sende abiyeye dair hiçbir şey görmüyorum ve uğraş da görmüyorum. Bir de hafta içi konsept dalga geçer gibi takı tasarımcısıyım diyorsun yani. Ha, bir de dalga geçer gibi şurada düğüne gidiyoruz. Takı tasarımcısı. Gülme. Hani herkes düğüne giderken sen takı tasarlıyorsun falan, bana bir garip geldi biz yani. Biz de hani gece bir eğlence düzenliyoruz dedim. Hani uzun elbise değildi, bu şekilde tercih etmek yani istedim bu hafta. Yani bir tane full etek giyince benim de yine üzerimde payet var. Yine şifon var. Hani ille de uzun şifon bir elbise. Şifon da öğrenmiş. Efendim? Şifon da öğrenmiş dedim. Biliyordum zaten, öğrenmeme gerek yok. Yok, son haftalarda bir şeyler öğrendiğini düşünüyorum. Hayır. Kumaşla ilgili. Normalde bir şey bilmiyordum bana göre. Şifonu herkes bilir yani. Ya bence şifon herkes bilmez. Yani şifon şifonludur, o da güzel bir şey. Neyse ben yani çok açık ben söylüyorum. Üzerinde şu an cuma şıklığında değecek hiçbir şey yok. Yani şu an buradaki gördüğüm herkes şık. İyi veya kötü, buradaki herkeste bir abiye var. Sende sadece payetli bir etek. Onu hafta içi de giyebilirdin. Hafta içi de Ayşenur burada nasıl kıyafetlerle geliyor yani bu halinden, çok çok değişik, çok çok şık. O zaman o da i̇şte her o sana gün abiye. Göre, demek ki bana göre, ben bunu abiye gibi görüyorum. Yani bir şey söyleme, bu bana ben göre değil bence. Ya ben şöyle düşünüyorum. Bu bana göre ise burada tek ses çıkaran bensem. Bu arkadaşlarım ses çıkarırım bilmiyorum ama yani. Ben susayım o zaman, biraz onlar konuşsun. Eğer onlara göre farklı fikirse, ben buradaki gerçekten tek hiçbir şeyden anlamayan, sadece konuşmak için konuşan bir yarışmacıyım. Yani görünen köy kılavuz istemez diye düşünüyorum ben. Yok. Senin üstünde hiç abiye yok. Ya yani şık bir kadın var ortada. Çok da güzel bir kadın var ama abiye yok. Peki. Ezgi. Abiye değilmiş. Ayşegül'e burada ben de katılmak durumunda kalıyorum şu anda. Çünkü file çorap hafta içi giyiyoruz ve çok sık giyiliyor burada. Ve ben gerçekten artık file çoraptan çok sıkıldım. Evet, kapatıyor, güzel gösteriyor, hani uyumlu oluyor ama hani normalde de ben file çorabın çok hani popüler, çok moda bir şey olduğunu düşünmüyorum. Ve bugün abiye günüyse ve ben sürekli abiye seçerken yanlış seçimler yapıyorsam, hani bir etek giyip üzerine bluz giymek, evet, bana göre çok mesela... Bir etek giyinip üzerine değil, ben de eteğimi diktirdim diyorum. Ve diktirebilirsin eteğini. Hani ben emek harcamışsın demiyorum ki. Ben sana gidip alıp giymişsin de demiyorum. Ben sana eteğine bir laf etmedim şu anda. Ben diyorum ki hani biz abiye giyerken, abiye seçerken sıkıntı yaşıyoruz ya. Hani bu daha bana kolay geldi şu an üzerindeki. Benim dünkü giydiğimin bir başka modeli gibi yani. Hani benim o zaman dün de ben abiyeydim. Hani düşünürsek. Yani onu kastediyorum. Bence abiye değilsin yani. O yüzden de çok zaten savunamıyorsun sanırım. Yani yok, abiye hayır, seçiyorum. Ben söyleyeceğimi söyledim. Tekrar tekrar söylemek istemiyorum. Ne hani söylediğini... Uzun tercih etmek istemedim ben bu hafta. Abiye demek uzun demek de değil. İşte siz ona getiriyorsunuz ama. Ya hayır ya, o kadar diyorsunuz. Bak, hafta içi şıklığı diye bir şey var. Hani hafta içinde de şık giyiniyoruz. Sen geçen hafta mı payet giymiştin? Evet. Kısa giymiştin. Ha, kısa giydim. Yok, kısalık uzunluk yani. Tamam, senin ya, o anladığın... Abiye derken ondan evet. Da bahsediyor. Kısası da oluyor yani. Aynen. Ona kısası bir şey söylenmedi. Olur. Aynen, kısası da olur ama hani böyle bir... sen böyle yemeğe de gidebilirsin. Sen böyle arkadaşlarınla bana göre kahve içmeye de gidebilirsin. Yani eteğin pullu diye hani illa gece dışarıya çıkmana gerek yok. Daha çok aile ziyaretine gidiyormuş gibisin mesela bence. Ama hani daha böyle davettir, düğündür, ne bileyim hani o tarz bir yere gitmek için bana göre çok klasik bir seçim. Yaşını da çok büyük göstermiş. Hani daha seni evet önceden daha böyle abiyelerle uçuş falan hatırladığım evet. için şu an gerçekten bana böyle 35-40 yaşında falan gibi görünüyorsun yani. Çiğdem.
Emel, evet, arkadaşlarıma katılıyorum ben de. Hafta içi böyle gelebilirsin ama hafta sonu hani vur deyince öldürdün sen de artık yani. Hangi hani konuda? Abiye giyme diyorlardı ya hani eskiden çok giyiyordun. Dışarıda da sordum ben sana, burada demiyorum sadece niye abiye giymiyorsun diye. Ben de o zaman da bana şey ne diyorlardı Emel? Alaturka diyorlar dedin. Evet. İşte yani o riskse bugün onu alman lazım. Bakalım ne diyeceğiz. Değişen Emel'in i̇şte abiyesi nasıl olacak? Ben çok merak ediyorum. Anladım. Tamam. Aycan, son yorum alalım. Ben de arkadaşlarıma biraz katılıyorum. Herkes burada abiye giyiyorsa cuma günü senin de giymen gerekir. Ben çok güzel buldum seni. Eteğin güzel, bluzun güzel. Aa. Ama abiye değilsin. Mesela geçen hafta kısaydı. Nurcan. Evet. Mesela ki geçen hafta kısaydı elbisen. Ondan önceki hafta bir tane kısa abiye giymiştim, payetli. O hani abiyeydi. Onlar kesinlikle abiyeydi ama bu biraz daha sade. Şey, evet. Püsküllüydü, tamam, evet. O abiyeydi mesela ama. Hazır mısın Emel? Evet, hazırım. Geçebilirsin. Emel Özkızıltaş, ayakkabı 180 lira, çanta 350 lira, etek 150 lira, bluz 150 lira, takılar 800 lira. Hoş geldin. Hoş buldum Emel'cim. Ne yaptın sen? Nereye? Takı satıyorsun. Evet. Gece açılış mı yapıyorsun yoksa? Açılış yapmıyorum. Takı tasarımı yapan arkadaşlarımızla takılarımız, işte bizim tasarımlarımız... Bayağı bir satış yapmış. Onun öyle gece eğlencesini kutlayacağız. Gel bakayım ne var. Ay, geliyorum. Takılara bir görelim. Sen Yıldız'a geç. Sana yorum yapacağım. Oh! Bu muydu? Evet. Belki keşke kaç tane daha takı taksaydın, sadece inci değil. Emel, sen inci ile aşk yaşıyor musun? Çok seviyorum. O zaman bunu niye takmadın boynuna? Onu sormak istiyorum. Eğer böyle bir şey varsa... Ama ne? Üzerindeki... O hani benim tasarımım, şey olur, bilmiyorum, yüzükle küpeyi taktım. Sonra hani onu çıkartırım, takarım. Zayıfsın canım. Bak şimdi abiye diyoruz ya, kızlara söylüyoruz abiye... Tuvaletler görmek istiyoruz cuma günü. Evet. Çünkü hafta içinde bu tarzına geliyorsunuz. Evet, sen hafif abiyesin. Ama abiye değilsin. Anladın mı? Şimdi bunu bir tak. Dola boyunda. O çantayı lütfen bana ver. Görmek istemiyorum. Bakayım. Bir saniye. Ayarla boylarını. Evet. Biraz boyun... Ay, bak kızım, birini en uzun bırak. Şunu dolayayım. Onu dön, tamam. Dolama onu, uzun bırak. Şöyle. Bir daha çek aşağıya şunu doğru. Şunu çekeceğim, aynı. Bu böyle. Aynen, çek. Okey, güzel durmadı. Yapamadı. Olmadı. Ama ne demek istiyorum? Eksiksin. Bunun üstünde siyah taştan yapılmış böyle kolye, tekrar böyle uzun görseli bir şey yapabilirsin, takabilirsin. Şimdi inci var, payet var, fila çorap var. Yani inci de zaten takmamalısın. İnci ile payet ve fila çorap olur İvana. Olur canım, olur tabii ki olur ama o şifon... Burada da ukalalık yaptılar, bana kimse sakın abiyeyi anlatmasın. Pardon, lafına girdim. Eğer payet varsa, onun tabii eksiği var. O başka bir şey, onun için demiyorum. İşlemeli bir payet etek var. Üstünde de şifon bluzu var. Bunun da üstüne eğer taşlı, bilmem neli bir kolye taktığı zaman abiyedir. Şifonla payet yan yana gelince tabii ki abiyedir. Çok biliyorsun sen. Ayşegül, birden başıma şey mi oldun? Abiye olmadığı ben, için.
Şimdi eksiği var ama şifonla payet etek yan yana geldiği zaman payet kumaş abiye olur. Nur Hanım normalde zaten abiye giyiyordu birkaç hafta önce. Hayır hayır. Çok bilir konuşma. Çok bilmiyorum. O biliyor şifonu, yani hayır, bilir şifon gibi dedi. Ben de bilir gibi konuşuyorsa dedi. Benim sinirler. Bak hala yok, konuşuyorsun. Allah Allah. Hepiniz başımıza şey kesildiniz. Biriniz kuaför oldunuz, biriniz terzi oldunuz, biriniz blogger oldunuz. Ben anlamadım sizi. O zaman burada ne işiniz var sizin? Tamam. Şimdi canım şifonlu bluz geniş ya. Evet. Bol. O şey inciler daha spor hali. Hmm. Şey yapıyor, daha sporlaştı. Keşke böyle siyah taşlı bir kolye dolaşsaydın. Hmm. Dolasaydın ve üzerindeki belki bir şey daha giyseydin. Ne bileyim yani çok anladım. Zayıf oldu. Evet. Tabii ki spor halinde değilsin. Tabii ki şey bu hafif bir abiye diyebiliriz. Ama ben seni böyle beklemiyordum. Tamam. Şimdi Gülşah dan aynı düşünüyorum. Teşekkür puanları. Ederim. Alt veriyorum sana. Hoş geldin. Hoş buldum Kemal. Cuma ayakkabıları. Her o diğerleri ama başkaydı Kemal Bey gerçekten. Yo aynısıydı. O bilek bağsızdı. Hatta ayakkabıların efsane demiştim bu ayakkabıydı. Ama o önceki bu ikinci giyişim. Biz aptal mıyız Zeynep'e aptal? Aynı ayakkabılar. Diğerimizde aptal mıyız diyor. Estağfurullah. O yani ilk öncekiydi sonra diğeriydi bu hafta ikinci evet. O böyle püsküllünün altındaydı. Hı. Evet. Eteğin uzun. Uzun mu? Evet. Bluzun bol. Sen tadilat yaptırmıyor musun aldığın şeylere? Yapıldı buna. Yapıldı. Evet. O zaman bir fikrin yok. He, uzunluğu hı konusunda. Evet. Yani yanlış bir boyda o eteğin. Ve evet onun altına o işlemeli eteği çıkart. Hafta arası sen böyle gelirsin buraya. Aynı çorap, aynı ayakkabı. Bir de takı tasarımcısısın. Dizilmiş bir uyduruk inci kolye. Şapka tasarımcısı olduğu zaman dümdüz bir şapka. Sen hiç anlamıyorsun bu tasarım işinden. Teşekkür ederim. Bir daha buraya hiçbiriniz tasarımcı konseptiyle gelmeyin. Her şeyiniz komik oluyor çünkü. Sen de komik geldin. Şöyle ki... Ben burada şifonla şeyi savundum, payeti hala da savunurum. Sen bunu yanlış yaptın. Yani bunu kıvırabilirdin, kıvıramadın. Burada aksesuarın çok önemliydi. Evet. Anladın mı? Evet. Bütün siyah taşlar, hı hı, siyah kristaller içinde... yani kristal içinde strazlar bir şeyler... Seni buna abiyeye döndürmek... Senin elindeydi. Tabii ki öyle o yani olmadı. Çıkar o kolyeleri. Kolyesiz bence daha iyisin. Aynen. Tabii ki. Evet. Ay çıkart. Böyle bu inciyle olmaz. Bu inci başka bir şey ama taşlı tuşlu bilmem neli inciler onlarla başka bir şey olurdun. Eteğini şöyle bir topla bluzan yap bakayım. İçini kısalt. Kısalt. Hayır, şeyini bluzan yap, bluzunu. Bluzu mu? Hani böyle Aja Pekkan yapar ya. Böyle hep içine hani doğru kıvır uçlarını diyor. Bluzan demek o demek. Aa, şöyle mi? Ucundan eteği tut, eteği, hmm, bluzunu. Ya da şöyle al elinle şöyle düğüm yap onu yana doğru. Biriniz bunu... kalkın da yapın. Dur ben geliyorum, dur. Ay. Daha bluzan ne onu bilmiyorsun Emel. Ve Kemo oradayken o saçları biraz açsana. Hmm. O kadar güzel kesim yaptın. Sen saçlarını tekrar Alaturka haline getirdin. Hemen. Yani biraz aç, biraz kulağın arkasına koyma. Evet, eteği de kısalttığın zaman. Bak bu senin elinde olan bir şey yani. Yüksel aç saçları. Şu at kafanı bir öne. Ay atıyorum.
İlla yapıştırtıyorsunuz şu saçlarınızı. Hı. Bak bluz nasıl değişti, bak hava nasıl oldu, bak nasıl daha tarz oldun, bak abiyeleştin yani. Hmm. Ama eksikler var. Eksikleri tabii ki var yani. Bir daha yani bilmiyorum hangi kafayla yaptın o kombini, ne yaptınız ben zaten çözemiyorum. Bir daha o ayakkabıları da görmeyeyim. Evet. Ya her cuma tamam. Bu ayakkabı. Altı. Teşekkürler.